İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini AK Parti ve MHP grupları birlikte hazırladı. Geçen günlerde meclise sunulan teklif 3 Nisan günü Adalet Komisyonu'na geldi. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Kadına karşı şiddet, cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten adam öldürme ve terör suçları kapsam dışı kaldı. 90 bin kişinin cezaevlerinden çıkacağı teklifle örgüt kuranlar veya yönetenlerin 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi yani tefecilik yapanlar 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat daha artırılacak. Ayrıca gebe olan ve doğduğu tarihten itibaren 6 ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek. Öte yandan teklifle hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmaları idare kurulunca kararlaştırılacak. Bu kapsamda iyi niyet ve toplumla bütünleşmeye hazır olduğuna ilişkin disiplin kurulunun görüşü belirleyici olacak. Açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları infaz hakiminin onayından sonra uygulanacak. Teklife göre infaz hakimleri Cumhuriyet Savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek. İnfaz hakiminin kararlarına karşı şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından itiraz yoluna gidilebilecek. Süre tebliğden itibaren 7 günle sınırlı tutulacak. Yetki ve işleyişine ilişkin yapılan değişiklikler veya infaz hakimliğine yeni görevler veren düzenlemeler 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Teklifin gelecek hafta genel kurula gelmesi bekleniyor.